Gökyüzünde yalnız gezen yıldızlar, yeryüzünde sizin kadar yalnızım. Belki bugün bu sizin şarkınız. Belki bugün kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Önemsiz hissediyorsunuz. Kimsenin umurunda değilim diyorsunuz. Ne kocamın, ne çocuklarımın, ne arkadaşlarımın, ne de Tanrı'nın. Benim böyle hissettiğim zamanlar oldu. Ama bugün Tanrı size diyor ki, yalnız değilsin. Sen benim için önemlisin. Sen benim için özelsin. Ben seni daha annenin rahmine koymadan önce isminle çağırdım. Senin ismini biliyorum. Belki bugün bir çölün ortasındasın. Belki kimsenin yerini bilmediği, adresini bilmediği bir yerdesin. Ama Rab bugün bilmeni istiyor ki, o senin adresini biliyor. O senin yerini biliyor. Duygularını biliyor, hayallerini biliyor. Oturuşunu, kalkışını biliyor. Her şeyini biliyor. Seni bugün Rab İsa Mesih isminle çağırıyor. Bana gel diyor. Ve diyor ki, dünyadaki bir tek kişi sen olsaydın bile, benim için o kadar önemlisin ki, senin için gelir, günahların için, hastalıkların için, kurtuluşun için çarmıhta hayatımı verirdim. Senin için kurban olur, kanımı dökerdim. Yalnız değilsin. Benim için o kadar önemlisin diyor Rab bugün sana.
bir senedir, bir buçuk senedir öğrendim Işık ablayı. Hep ihtiyaçlarımızdan, dualarımızdan katılıyoruz. Yani çok bereket alıyoruz. Çok seviyoruz. Çok açık, çok böyle alçak gönüllü. Biz ailecek Işık ablayı izliyoruz ve onu çok seviyoruz. Gerçekten ablamız gibi, belki yaşça benden küçük ama hani bizim Işık ablamız gibi gerçekten. Çünkü bilgili bir insan, kültürlü bir insan, imanlı bir insan. O televizyondan böyle bize geçiyor. Bütün yalnızlıklarımızı gideriyor. Ailecek onu izliyoruz. Az imanlılar için iman ışığı veriyor, iman yolu. Kılavuzluk ediyor gönülden, yalnızlık. Bir arkadaş gibi, bir abla gibi, bir kardeş gibi yürekten dua ediyor. Onun dualarını biz gönlümüzde, yüreğimizde hissediyoruz. Rabbe onun sayesinde hamd ediyoruz. Onunla transa geçiyoruz. Onun sayesinde de kiliselere gelmeye başladık. İman gücümüz daha da artmaya başladı ve bir şifa bulmaya başladık. Biz onu yürekten, gönülden seviyoruz. Kalpten böyle, ailecek. Ben Işık ablanın programına bir kere canlı bağlantıda telefonla katılmıştım. Gerçekten Rabbin ışığını çok güzel yansıtıyor. Rab gerçekten yüreğine dokunmuş. Yani Rab her birimizin yüreğine dokunsun. Kutsal ruhla bizi doldursun ki biz de insanlara bu ışığı verebilelim. Çok beğeniyorum, çok seviniyorum. Allah onu seçmiş. Evimize huzur, bereket geliyor. Sıkıldığımda, üzüldüğümde dinliyorum. Rabbin büyüklüğüne bak. Ben burada bunun geleceğini, bak ben bu Allah, Rab beni bu kiliseye getiriyor. Bu kilisede onun fotoğrafını gördüm, dedim ha. İman ettiren kadın gelmiş. Benim yani iman etmeme sebep olan budur. Işık abladır. Onun konuşmaları, onun hayatı. Onun gerçekten Mesih'in müjdelerini verirken onun hayatında varlığını yansıtması beni çok etkiliyor. Ve onun için hep dua ediyorum. Her birinin ayrı bereket verdiğini, dağıttığını ve insanlara çok faydalı olduğunu inanıyorum. Göksel babamızın istediği tek şey ona dönmemiz. Düşündüğünüz zaman en büyük günah hangisi diye. İnanın en büyük günah belki çalmak değil, belki zina değil ama Rabbe sırtını dönerek ben sensiz yaşayabilirim demek. Ne zaman ki kendi dilimizle, kendi ana dilimizle ne olursa olsun ona döndüğümüz zaman. Ne yaptığımızın, ne hata işlediğimizin, ne kadar pis olduğumuzun, ne kadar çamura bulanmış olduğumuzun. Ne kadar sakat, aciz olduğumuzun hiç önemi yok. Çünkü ona döndüğümüz zaman iyi bir baba, mükemmel bir baba olarak o bize diyor ki, bana geldin. Aynı Pastör Cem'in dediği gibi, okuduğu gibi mezmurda diyor ki, çünkü beni seviyor, onu koruyacağım. Çünkü beni seviyor, onu kurtaracağım. Çünkü beni seviyor, onu iyileştireceğim. Çünkü beni seviyor. Ve sevmenin şartlarından birisi, biz onu sevdiğimiz zaman ona itaat ederiz. Biz onu, birini sevdiğimiz zaman ona döneriz. Ve acizliğimizi, eksikliğimizi kabul ederiz. 15 yaşında bir kızım var, bir arkadaşı var. Genç bir çocuk, 2 yaş büyük ondan, 17 yaşında, 2 bacağı yok. Çim kesme makinesinin önüne atmış kendini 18 aylıkken. Ve makina 2 bacağını kesmiş, sırtının derisini dahi yolmuş, çıkartmış çocuktan. Ve Rab yine de ona yaşamı bahşetmiş. Yine de ona yaşam vermiş. Ama her şeyden önemlisi ona iman vermiş. Ve o bizim evimize geldiği zaman kutsal ruh o kadar o çocukla beraber geliyor ki evimize. Onun Rabbin ruhu, Rabbin varlığı o kadar güçlü ki evimizde. O geldiği zaman hissediyoruz. Çünkü o çocuk Tanrı'yla yürüyor. Ve kızım bana diyor ki ben onun bacaklarının olmadığını görmüyorum anne. Çünkü diyor bir kalp, Rab için atan bir kalp, bacakları olup da Rabsiz atan bir kalpten daha iyidir. Aslında Rab bize baktığı zaman görüyor bütün sakatlıklarımızı. Belki bacaklarımız var ama kalbimizdeki, aklımızdaki sakatlıkları, eksiklikleri görüyor. Belki dışarıdaki insanların görmediği sakatlarınız var bugün, sakatlıklarınız var bugün. Hepimiz sakatız. Hepimiz kötürümüz. Kör olanımız,
kör olanımız kulağı duymayana diyor ki niçin kulağın duymuyor diye yargılıyor. Dilsiz olanımız düşünüyor ki neden onun gözleri görmüyor diye. Hepimiz bazen bakıyoruz karşımızdaki kişilerin eksikliklerini görüyoruz ve diyoruz ki neden bunu sen görmüyorsun, neden bunu sen yapmıyorsun, neden hayatını düzeltmiyorsun? Ama Rabbin merhameti o kadar büyük ki. Ve size şunu söylemek istiyorum, bugün şifa hakkında konuşacağım. Rabbin şifası bu evde. Rabbin ruhu bu evde. Bakın ben bu kiliseye gelmek istedim ilk geçen geldiğimde. Çünkü burada tanıdığım dostlarım vardı. Uzaklardan binlerce kilometre uzaktan konuştuğum, yazıştığım dostlarım vardı ve hissettim onlarda sevgi vardı. Ve hep şunu düşündüm, nerede sevgi varsa orada Tanrı vardır. Dedim ki bu eve gitmek istiyorum, Rabbim bu evine gitmek istiyorum. Ve o sevgiyi kardeşlerimden almak istiyorum. Ve hatırlıyorum o gün babam benimle gelmek istiyordu, ben babamın gelmesini istemiyordum. Onu getirmek istemiyordum, inanışımız farklı olduğu için. Belki birbirimizi kırarız diye. Hanginiz biliyorsunuz en zor tanıklık, en yakınınıza yapacağınız tanıklık. Çünkü o kadar istiyorsunuz ki o kişinin kurtulmasını artık neredeyse başına vurmak istiyorsunuz zincirle. Rabbin sözüyle. Bazen o kişi sizden onu almıyor. Fakat başkasından kabul ediyor. Ve buraya geldik. Pastör Kirkor konuşuyordu. Vahiden anlatıyordu bize o gün. Hatırlıyorum. Ve nasıl bir sarhoş bir adamın imansız bir adamla nasıl birbirine benzediğini anlatıyordu. Sarhoş her şeyi yapar diyordu. Çünkü ne yaptığının farkında değildir ama sabah ayılır. Sabah ayıldığı zaman ah ben ne yaptım der. Ve dua ve ilahilerden sonra baktım. Babam iki göz iki çeşme, yanaklarından yaşlar akıyor. Bir evin içinde, bir ibadethanenin içinde kutsal ruh olduğu zaman çok söz söylemenize gerek yok. İnsanları kurtaracak aslında ben bile değilim. Pastör Kirkor dahi değil. Bu evin içindeki kutsal ruh. Ve o kutsal ruh en önemli olan o. O kutsal ruh sizi buraya getirdi. O kutsal ruh sizi çobanınızın altına koydu. O kutsal ruh sizi kurtardı. Ve bu Türkiye'yi, bu vatanı, bu toprakları kurtaracak bir tek varlık var. O da İsa Mesih'in kutsal ruhu, diri ruhu. Amin. Amin. Çünkü geldiğim zaman, baktığım zaman düzeltilmesi gereken, değiştirilmesi gereken insanların kafasında çok şey var. Ve bunu ancak İsa Mesih yapacak. Amin. Dostlarım hep düşman çıksa, dosttur İsa Mesih bana. Kollarını uzatarak diyor ki sen gel yanıma. Huzurunda bol hayat var. Bereket var, selamet var. Dünya oldu bana çok dar. Diyor ki sen gel yanıma. Günah beni batırsa da, yerden yere savursa da, beni yerden yere savurdu günah. Bana kurban olan İsa diyor ki sen gel yanıma. Amin. Haleluya. 2. Krallar 5. bölüm. Eğer açarsanız İncil'inizi. Aram kralının ordu komutanından bahsediyor. Bu adam son derece başarılı bir adam. Son derece yaptığı işi bilen bir adam. Son derece kuvvetli bir adam. Son derece insanlar tarafından tanınan, bilinen, parmakla gösterilen yüksek mevkide bir adam. Ama o adamın da Tanrı'ya ihtiyacı var. O adamın da Rabb'e ihtiyacı var. Amin. Aram kralının ordu komutanı Naaman efendisinin gözünde saygın, değerli bir adamdı. Çünkü Rab onun aracılığıyla Aramlıları zafere ulaştırmıştı.
Bakın onun aracılığıyla Rab diyor. Ve bu adam Rabbe tapan, Rabbi bilen bir adam değil. Fakat zaferi veren Rab. Diyor ki kralları krallığına koyan benim, hükümdarları hükümdarlığına koyan benim. Doğru olsalar dahi olmasalar dahi. Peygamber Yeremya kral için bu kral gelecek. Bu kral gelecek dediği zaman herkes diyordu ki sen Tanrı'nın peygamberi olamazsın. Çünkü herkes iyi şeyler söylüyordu. Yalancı peygamberler güzel vaatlerde bulunuyorlardı. Fakat Tanrı o kralın o topluma gelmesine izin vermişti. Tanrı'nın izin vermediği hiçbir şey olamaz. O izin veriyor hayatımızdaki her şeyin olmasına. Tanrı mükemmel bir Tanrı, Tanrı güzel bir Tanrı, Tanrı iyi bir Tanrı. Ama hayatımızda olan iblisin oyunlarına, hastalıklara, kötü olaylara dahi Tanrı izin veriyor ki bizi bir sonraki mertebeye çıkarabilmek için. Bizi bir sonraki olgunluğa eriştirebilmek için. Biz kendimize ölelim, kendi bedenimize, etimize, kemiğimize, sefahatimize, duygularımıza ölelim ki onun için daha iyi bir şekilde kullanalım diye. Bazılarımız kendimizle çok doluyuz. Ben. Ben istiyor ki doyulsun, doyursun kendini. Ben istiyor ki sefahate kavuşsun. Ben istiyor ki güzel şeyler sahibi olsun. Bu ben iblisle en iyi dost halinde. En iyi sevgili halinde. Benliğimiz ve onun işleri. Ben istiyor ki yüceltilsin. Ben istiyor ki görkemi olsun, saygın olsun. İnsanlar tarafından ona ibadet edilsin. Bu benlik. Hepimizde var bu. Kibirsizim diyen yalan söyler. Kimimizde çok bariz, kimimizde çok az. Kimimizde çok ortada, kimimizde var ama arkada saklanıyor. Ben diyorum ki bazen kedinin 9 canı vardır derler. Kibirin 900 canı vardır. Bazen bir gülümsemenin önünde, maskesinde. Bazen yumuşak, merhametli bir yüzün gülümsemenin arkasına, kisvesine saklanır. Ben ve kibir. Burada da bunu görüyoruz. Bu adam herkesin saydığı, herkesin parmakla gösterdiği büyük bir adam. Toplumun standartlarına göre. Aramlılar düzenledikleri akınlar sırasında İsrail'den küçük bir kızı tutsak almışlardı. Bu kız Naaman'ın karısının hizmetine verilmişti. Bir gün hanımına keşke efendim Samiriye'deki peygamberin yanına gitse. Peygamber onu deri hastalığından kurtarırdı dedi. Ne zaman size Tanrı'nın gücü var onu anons etmenize gerek yok. Ne zaman sizde Tanrı'nın gücü var, onun reklamını yapmanıza gerek yok. Bir ormanda yangın olduğu zaman, bu ormanda yangın var diye duyurmanıza gerek yok. Çünkü o yangın herkes tarafından görülür. Eğer sizin içinizde Rabbin ateşi varsa, sizin içinizde Rabbin sevgisi, Rabbin merhameti varsa, bende Rabbin merhameti var demenize gerek yok. Bende Rabbin sevgisi var demenize gerek yok. Çünkü siz herkes tarafından görülürsünüz. Herkes tarafından bilinirsiniz. Bugün bütün imanlıların bu topraklarda buna ihtiyacı var. Bugün sizi yüreklendirmek istiyorum. Sizi güçlendirmek istiyorum. İmanda pastörünüze, çobanınıza itaat ruhuyla, itaat ateşiyle yanmanızı istiyorum bugün. Çünkü onun kollarını kaldırırsanız o zaman size Tanrı sevgisi vardır. Onun kollarını kaldırırsanız o zaman sizde merhamet vardır. Birbirinizin ayaklarını yıkarsanız o zaman sizde Tanrı sevgisi vardır. Tanrı sözünde diyor ki onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Onları hediyelerinden tanıyacaksınız demiyor. Onları meyvelerinden tanıyacaksınız diyor. Ve bu kız da bu küçük kız da tutsak olarak alınmış. Çalışıyor düşünün. Komutanın emrinde. Ve biliyor. Biliyor bir peygamber var.
Eğer peygamberseniz ilan etmenize gerek yok. Yazmanıza gerek yok ben peygamberim diye. Herkes biliyor sizde o hediyenin olduğunu. Herkes biliyor. Haleluya. Naaman gidip İsrailli kızın söylediklerini efendisi krala anlattı. Aram kralı şöyle karşılık verdi. Kalk git. Seninle İsrail kralına bir mektup göndereceğim. Naaman yanına 10 talant gümüş, 6000 şekel altın ve 10 takım giysi alıp gitti. Yanına hediyelerini alıyor peygambere götürmek için. Ve kralın o kadar büyük bir adamı ki, o kadar sevdiği bir adam ki, düşünün, onun için zaferler kazanıyor değil mi? Yaşadığımız toplumu düşünün, savaşları düşünün. Adamın değeri var kral için. Git diyor, iyileş. Çünkü o kadar büyük adam olmuş, o kadar zaferler kazanmış, o kadar büyük titri kariyeri var adamın. Fakat dıştan baktığınız zaman deri hastalığı var. Herkes tarafından görünüyor. Hepimizin bir hastalığı var. Rab bazı hastalıkları, bazı eksiklikleri kullanarak bizi alçak gönüllüleştirmeye yöneltiyor. Bizi ona yöneltiyor. Bizi eğilmeye yöneltiyor. Bakın bugün diyorum ki eğer eğilemezseniz kırılırsınız. Eğilmeniz lazım. Eğilmeyi bilmiyorsanız kırılırsınız. Rab bizi kırmak istemiyor. Ben bazen Rab'be diyorum ki Rabbim senin önünde eğiliyorum, ne olur beni kırma. Ne olur günahlarımdan dolayı beni kırma. Ama zamanında Rab'be yönelmek için, Tanrı'ya yönelmem için Rab kırılmama izin verdi. Çamura düştüğüm zaman, aynı ilahide olduğu gibi bütün dostlarım beni terk ettiği zaman, yaptığım her işte başarısız olduğum zaman, insanlar haklı veya haksız aleyhime konuştukları zaman ve kendi başıma bu hayatın üstesinden bilgimle, kariyerimle, diplomamla başa çıkamayacağımı anladığım zaman kırıldım. Çünkü eğilmeyi bilmedim. Çünkü inatçıydım. Çünkü kibirliydim. Çünkü kendime güveniyordum. Ama Rab bizim ona güvenmemizi istiyor. Bizim ona dönmemizi istiyor. Ve dönmediğimiz zaman bizi kırıyor. Ve bu kral her şeyi var ama sağlığı yok. Neye yarar? Uzun zaman önce hatırlıyorum. Çok yıllar önce gazetede okumuştum. Vehbi Koç'la bir gazeteci röportaj yapmıştı. Türkiye'nin en zengin adamı. Ama demişti ki istediğimi yiyemiyorum, neye yarar? Bir ufacık tabaktan başka, bir ufacık tuzu suyu alınmış peynirden, bir parça ekmekten başka hiçbir şey yiyemiyorum. Bütün belki Türkiye'deki restoranları satın alabilirim. Özel ahçıya sahip olabilirim. Ama o bir tabak bana, benim önüme konulan ilaç gibi yemeği yemekten başka bir çarem yok. Her şeye sahip olabilirsiniz. Ama Rab bazen bazı şeylerin olmasına hayatınızda izin verir ki eğilin diye. Bazen izin verir ki kırılın diye. Bazı hastalıklara izin verir ki ona dönelim diye. Amin. Ve bu adam bırakıyor kibirini bir tarafa ve krala gidiyor, izin istiyor. Ve kral alıyor, izin veriyor, ona mektup yazıyor. İsrail'in kralına. İsrail'in kralı ne yapıyor? Yakasını paçasını yırtıyor. Diyor ki bu adam benimle savaş yapmak istiyor diyor. Çünkü kendinde o gücün olmadığını biliyor. O komutanı iyileştirme gücünü. Ve peygamber İsrail kralına haber gönderiyor. Diyor ki onu bana gönder. Bilsin ki bu ülkede bir peygamber var. Bilsin ki bu ülkede Rabbin adamı var. Bir adam. Bir adam. Rabbin istediği bir adam. Bir kalp. İnanıyorum kolay değil. Bu topraklarda hizmet etmek. Kolay değil. Ayağa kalkıp ben İsa Mesih'e inanıyorum demek. Çünkü mahva gidenlerin
gözünde çarmıh bir saçmalıktır. Ama bizim için kurtuluştur. Amin. İnsanlara dediğiniz zaman, bir iş adamına gittiğiniz zaman, yüksek mevkideki bir mimara, mühendise gittiğiniz zaman, bir iş yapacağım dediğinde, ben dua edeyim dediğiniz zaman, bazı insanlar için bu bir saçmalıktır. Derler ki, et bakayım duanı. Eğer seni kendine iyi hissettiriyorsa yap. Ama bizim için Tanrı'nın gücüdür. Ve Tanrı cevap verir. Bir adam, bir peygamber. Ve komutan ona gidiyor, ayağına kadar gidiyor. Yanında atlılarıyla gidiyor. Görkemli bir giriş, düşünebiliyor musunuz? Bir adam, bir peygamber, belki bir kulübede yaşıyor. Belki daha orada vasat, kendi halinde, önemsiz bir yerde yaşıyor. Bütün amacı Tanrısına tapınmak. Bütün amacı Tanrısının yaptığı mucizelerle onun görkemini duyurmak. Bütün amacı, bütün işi, bütün hayatındaki düşüncesi o. Tanrısının ismini duyurmak. Eğer yaptığınız iş kendi isminizi duyuruyorsa, o iş asla bir ürün vermez. O ürün kalıcı olmaz. Ama yaptığınız iş Tanrı'nın görkemini duyurmak içinse, o iş kalıcıdır. Yaptığımız hiçbir işin kendimize şükür getirmemesi lazım. Kendimize isim yapmaması lazım. Yaptığımız işin Tanrı'yı yüceltmesi lazım. Ve gidiyor, atlılarıyla gidiyor, adamlarıyla gidiyor. Ve kapısını çalıyor peygamberin. Peygamber dışarı çıkmıyor bile. Ve komutan diyor ki, bunu maza nasıl yapabilir? Bu adam kendini ne zannediyor? Benim ülkemde ırmaklar yok muydu? Diyor. Peygamber dediği zaman gitsin şu ırmakta 7 kere dalıp çıksın. Rab saçma şeyleri seçer bilgeleri utandırmak için. Güçsüz şeyleri seçer güçlüleri utandırmak için. Ben o saçma şeylerden birisiyim. Ben o güçsüz şeylerden birisiyim. Eğer bugün kendinize bakıyorsanız ve diyorsanız ki Rab beni kullanamaz. Ben Rabbin işine yaramam. Rab beni şundan dolayı, yaşımdan dolayı kullanamaz, hastalığımdan dolayı kullanamaz, eğitimimden dolayı kullanamaz, ailemden dolayı kullanamaz. Her neyse, Rab diyor ki bana gel, o mazeretlerini bugün bana ver. Ve ben seni öyle bir kullanayım ki aynı o peygamberi kullandığım gibi kullanayım. Senin elinle şifa dağıtayım, senin elinle sevgi dağıtayım. Senin elinle merhamet dağıtayım. Senin elinle bu çirkin, adi, pis dünyayı değiştireyim. Senin müziğinle hastaları iyileştireyim, cinleri kovayım. Kim olduğunun, ne olduğunun, ne kadara sahip olduğunun önemi yok. Tek istediğim benden gücünü alman, kendinden değil. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Seviyor, sevmiyor. Sevgili dostlarım, Rab sizi seviyor. Sizi yaradan Tanrı sizi seviyor. Siz onun için önemlisiniz. Onun için böyle seviyor, sevmiyor demenize gerek yok. Çünkü Romalılar 5:8 diyor ki, biz daha günahkarken İsa Mesih bizim için öldü. Biz daha günahkarken, bütün çirkinliklerimizdeyken, bütün eksikliklerimizdeyken Rab bizi sevdi. Günahlarımızı sevmiyor ama Rab bizi seviyor. Onun için önemlisiniz. Bugün size söylemek istiyorum ki eğer yorgunsanız ona gelin, yükünüzü ona verin. Ey yükü ağır olanlar, ey yorgunlar bana gelin. Bana gelin diyor bugün İsa Mesih size. Bütün yorgunluklarınızla bana gelin, bütün ağırlıklarınızla bana gelin. Bütün eksikliklerinizle bana gelin. Çünkü ben sizi her halinizle seviyorum. Her halinle, her şeyinle güzelsin. Aynı şarkıda söylediği gibi. Bugün sizi Tanrı'ya gelmeye davet ediyorum. Onun sevgisini hissetmeye davet ediyorum. Ve her halinizle
onun için önemli olduğunuzu hissetmeniz için dua ediyorum bugün sevgili dostlarım. Rab diyor ki size, seni seviyorum. Seni çok seviyorum. Bu sevgi mesajına size karşılık verin. Rabbim, ben de seni seviyorum. Ben de sana kalbimi açıyorum. Gel, Rab'be tapınalım, gel. Gel, şimdi kalbini ver Rab'be. Gel, Rab'be tapınalım, gel. Gel, şimdi kalbini ver ona. Gel. Bir adam hatırlıyorum. Rus iş adamıydı. Yıllar önce tanışmıştık. Ateist. Her zaman dikkatimi çekmiştir. Nasıl bir insan ateist olabilir diye. Bir kitap var. Ateist olacak kadar imanım yok diye. Hakikaten iman gerektiren bir şey. Ateist olmak. Hiçbir şeye inanmamak. Tanrı yoktur diyebilmek. Bir gün dedim ki ne oldu? Peki zor günlerinde ne yapıyorsun? Hasta oldu. Hastalığında ne yapıyorsun? Çocukları hasta oldu. Dedi ki sırtımı duvara dayıyorum ve kendime inanıyorum. Kendime inanıyorum ve kendi kendimin kendimi kurtaracağına inanıyorum. Peki dedim öldüğün zaman nasıl kurtaracaksın kendini? Herhalde ölümsüz olduğunu ilan etmiyorsun. Şöyle durdu. O zaman onun çaresine de bakarım dedi. Fakat yıllar sonra Rab ona öyle bir hastalık izin verdi ki hastalığın olmasına o adamda. Tamamen yatalak oldu. Ve ziyaretine gittim. Eşimle beraber. O zaman dedi ki, sen şu bahsettiğin Tanrı'na benim için dua eder misin? Bazen Rabbin bizi düşürmesi gerekiyor. İnsanları düşürmesi gerekiyor. Ona dönmemiz için. Bazen Rabbin izin vermesi gerekiyor. Onun kalbi kan ağlıyor. Muhteşem bir baba olduğu için kalbi kan ağlıyor. Ama istiyor ki biz onu tamamen anlayalım. Ve bu komutanın ağrına gidiyor. Ağrına gidiyor. Eğer bir şey ağrınıza gidiyorsa, hatırlıyorum o pazar günü Pastör Kirkor demişti. Ben Tanrı'ya hizmet etmek istiyorum diye gelenler oluyor. Al şu süpürgeyi, yaprakları süpür diyorum. Aa ben yapraklarımı süpüreceğim diyenler oluyor. Dedi ki ben dedi tuvaletlerini de temizledim bu kilisenin, yapraklarını da süpürdüm. Çatısını da onardım, vaaz da verdim. Eğer bir şey ağrınıza gidiyorsa, bir kardeşinin istediği bir şey, birisinin yardım etmek, çantasını taşımak, eğilemiyorsanız, itaat edemiyorsanız, o zaman kapı açıyorsunuz. İblisin oyunlarına. O zaman kapı açıyorsunuz bereketlerinizin sizden alınmasına. Ve bu komutan daha sonra yanındaki adamın sözünü dinliyor ve diyor ki tamam gideceğim 7 kere suya girip çıkacağım. Tamam artık. Kendi yolumda kendi bildiğim gibi yapmayacağım artık. Kendi bildiğim şekilde hastayım. Kendi bildiğim şekilde şifamı alamadım. Kendi bildiğim şekilde başaramadım. Kendi bildiğim şekilde olmayacak bu iş. Tamam. Saçma bile olsa peygamber bana suya mı gir diyor 7 kere. Suya gireceğim. Yeter ki düzeleyim. Ve 7 kere suya girip çıkıyor. Girip çıkıyor. Ve 7. seferinde bütün o derisindeki utanç verici görüntüden kurtuluyor. İman ediyor. Ve hatta peygambere gidiyor diyor ki bundan sonra diyor hiçbir tanrıya diyor iman etmeyeceğim ama diyor Rabbe senin tanrına iman edeceğim. Ama diyor ne olur bana günah yazmasın benim kralımla beraber onun tapınağına girdiğim zaman diyor. Ve peygamber diyor ki dediğin gibi olsun git. Çünkü onun suç olduğunu o anda anlıyor. Çünkü anlıyor ki peygamberin tanrısı onu iyileştirdi. Benim eşimin bir sözü var. O sözde diyor ki her zaman müjdeyi duyurum. Her zaman. Bazen de sözleri kullanın. Her zaman sözleri kullanmanız gerekmiyor müjdeyi duyurmak için. %90'ı davranışlarımız.
%90'ı sevgimiz, %90'ı merhametimiz, %90'ı en çoğu bizim hayatımızı nasıl yaşadığımız. Mezmur 103, bütün suçlarını bağışlayan 103.3, bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştiren, canını ölüm çukurundan kurtaran, sana sevgi ve sevecenlik taşı, tacı giydiren, yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur. Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Gençliğin kartalınki gibi tazelenir. Bugün yorgun musunuz? Hatırlıyorum, 20 yaşındaydım, kendimi 70 yaşında gibi hissediyordum. Çünkü yaşadıklarımdan dolayı. 28 yaşındaydım, evlilikte başarısız olmuş, hayatta başarısız olmuş, düşmüş, hastalıklarla pençeleşen, kalbi kırık, kalbi hasta, hastalıklı bir kızdım 28 yaşında. 28 yaşında karar vermiştim. Ben bu hayatta başarısız oldum. Tuvalete gittim, ağladım ve dedim ki bugün hayatımın son günü. Kabul ediyorum. Ben bu hayatta başarısız oldum. Yapamadım. Neden benden bu kadar nefret ediyorsun diye sormuştum Tanrı'ya. O gün arabamı köprüden uçurmaya karar verdiğim gündü. O gün 2,5 yaşındaki kızımı yuvaya koyup anasız bırakmaya karar verdiğim gündü. Kim gidecekti almaya onu okuldan bilmiyordum. Ama depresyonum, ruhsal hastalığım, kendime güvensizliğim ve zayıflıklarım o kadar ağırdı ki karar vermiştim ben bu hayatta yapamayacağım. Bazen İnsan öyle bir ortama, öyle bir duruma sokuyor ki kendini. Ve bu Tanrı'nın suçu değil, kendi seçeneklerimin, kendi zayıflıklarımın, hatalarımın, inatçılıklarımın, hırçınlıklarımın suçuydu. Benim suçumdu. Ama bazen kolay geliyor. Yapamayacağım, edemeyeceğim, iyileşemeyeceğim. Hiçbir zaman değişmeyecek hayat demek. Ve o gün hatırlıyorum. Yarım saat sonra patronum bana bir söz verdi Rab'den. Hatırlıyorum dizlerimin üstünde, halının üzerinde ağladığımı ve kalbime İsa Mesih'i çağırdığımı. Haftanın 7 günü kilisedeydim ve diyordum ki ben hastayım. Kilise benim hastanem. İsa Mesih benim doktorum. Her gün, her gün kilisedeydim. Hatta aynı kilise haftanın 7 günü açık değil de buluyordum. Salı günü de, şu toplantı var ona gidiyordum. Çarşamba günü ne hava şartları, ne yağmur, ne çamur. Çünkü biliyordum. Çünkü Rab izin vermişti o noktaya gelmemi ve kabul etmemi. Kendi başıma kendimi kurtaramayacağım. Kendi başıma kendimi iyileştiremeyeceğim. Bir şifa eline ihtiyacım var. Bir merhamet eline ihtiyacım var. Dışarıya çıkın. Milyonların İsa Mesih'in eline ihtiyacı var. Milyonların onun şifasına ihtiyacı var. Bana yazan insanlar var. Çocuğumu hastaneye götürecek param yok. İntiharın eşiğindeyim. Ölmek istiyorum. Bu hayatta başarısız oldum. Ama İsa Mesih'in bugün de yaşayan bir mesajı var onlar için. Onun merhameti her şeyin üzerinde. Ve bugün sizi iyileştirecek. Merhametinden dolayı iyileştirecek. Amin. Yeşaya 53, 4. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi.
Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gerekli olan ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık. Her birimiz kendi yoluna döndü. Yine de Rab hepimizin cezasını ona yükledi. Dış görünüşüne baktığınız zaman söylüyor ayette, gönlümüzü çeken bir görünüşü de yoktu. Her şey onunla ilgili, her şey belki basitti dış görünüşüyle ilgili. Hayatıyla ilgili. Mütevazi. Basit derken mütevazi. Belki çok çekici bir adam değildi. Çok yakışıklı bir adam değildi. Basitti. Söylediği sözler de basitti. Ben hayat ekmeğiyim. Ben yaşam suyuyum. Basit. Tek yol, gerçek ve hayat benim. Basit. Ama o basit sözlerinin arkasında çok büyük bir güç vardı. Çok büyük bir sevgi vardı. Çok büyük bir merhamet vardı. Belki görüntüsü çok basitti. Çok sıradandı. Belki çarmıha gittiği zaman gücünü kullanmadı. Düşmanlarına cevap vermedi. Sessiz kaldı. Ama yaptığı o kadar büyüktü ki. Bugün bile konuşuluyor. Bugün bile dünyayı sarsıyor. Bugün dahi hastaları iyileştiriyor, ölüleri diriltiyor, cinleri kovuyor. Amin. Ve Markos 5'te bir kadın vardı. 12 yıldır kanayan. Duydu. Duydu. İman duyarak gelir. Rabbin sözünü duyarak. Ama ben bugün diyorum ki iman duyarak gelir. Nokta. Çünkü bazen kendinize söylediğiniz şeyler imana dönüşüyor. Diyorsunuz ki ben şöyleyim. Bu hayatım hiç değişmeyecek. Ya da Tanrı benim sesimi duyuyor mu? Şu mu? Bu mu? O sözler iman haline geliyor duyduğunuz her şey. Fakat bu kadın duydu. Duydu bir adam gelmiş. Sıradan bir adam. Gittiği her yerde mucizeler yaratıyor. Her yerde cinleri kovuyor, hastaları iyileştiriyor, ölüleri diriltiyor. Bir adam. Ve o kadında iman oluşmaya başladı. İman oluşmaya başladı. Acaba. 12 senedir kanıyor. Herkese parasını, bütün doktorlara, alimlere harcıyor. Ve o zaman Yahudi toplumunda kanayan kadın, kirli kadın. Pis kadın. Elini bile sıkan adam yok. Mundar. Haram. Kime girebilirim? Diyor. Kim bana yardım edebilir? Ve bir adamın ismini duyuyor. İsa Mesih. Aleluya. İsa Mesih. Aleluya. Hatırlıyorum, çok büyük bir vaiz yıllar önce kitabında yazmış. Bir ölüm döşeğinde son nefesini vermek üzere olan adamı hayata döndürmüş İsa Mesih adına. Ve odaya girdiği zaman 6 kişiyle beraber o 6 kişiyle dua etmesini istemiş Tanrı ondan. Ve demiş ki bu insanlar dua etmeyi bile bilmiyorlar. Nasıl dua edeceğiz bu adamı diriltmek için? Rab ona konuşmuş ve demiş ki sadece benim ismimi söyleyin. Benim ismimde güç var. Ve başlamışlar İsa. İsa. İsa, 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 İsa. Ve adam ayağa kalkmış. Yanaklarına renk gelmiş. Kemiklerine hayat gelmiş. Bir tek ismiyle her şey değişebilir. Bir gün bütün dizler önünde çökecek. Bütün diller onun ismini söyleyecek. İsa Mesih Rab'dir diye. Amin. Ve bu kadın duyuyor ve geliyor. Ve diyor ki kendini yeterli görmüyor. Kendini önemli görmüyor. Diyor ki sadece ve sadece kumaşına dokunabilsem, elbisesinin bir parçasına dokunabilsem, iyileşirim. İmana bakın. İmana bakın. Tanımıyor, gözünün önünde olmamış mucizeler ama duymuş. Diyor ki eteğine tutunsam, bir tutunabilsem, iyileşirim. Amin. Ve tutunuyor. Ve Mesih ne diyor? Seni
imanın kurtardı. Seni imanın kurtardı. Amin. Başımızı öne eğelim. Gözlerimizi kapatalım. Eğilmeyi bilelim. Haleluya. Ya Rabbim şükürler olsun. Ya Rabbim. İsa Mesih, seni seviyoruz ya Rabbim. Senin ismini yüceltiyoruz bu mabette ya Rabbi. Bu kilisede senin ismini yüceltiyoruz İsa Mesih. Sen teksin, sen kurtarıcısın, sen doktorsun, şifa verensin, merhamet verensin. Sen bizim Rabbimizsin. Bunu söylemekten utanmıyoruz, müjdeden utanmıyoruz. Senin isminden utanmıyoruz. Sana şükrediyoruz. Bizi bir araya getirdiğin için sana şükrediyoruz. Sevgin için sana şükrediyoruz. Hayatımızda, kalbimizde olduğun için sana şükrediyoruz. Biz günahkarken bizi sevip bizim için öldüğün için. Biz senin düşmanınken, biz senin ellerine çiviyi çakarken, biz senin için çarmıha gerilsin derken, bizim için sessizce mükemmel bir kuzu olarak çarmıha gittiğin için seni seviyoruz ve sana tapıyoruz. Bugün sana geliyoruz. Kalbimizi iyileştirmeni istiyoruz. Vücudumuzu iyileştirmeni istiyoruz. Aklımızı iyileştirmeni istiyoruz. Topluluklarımızdaki her türlü yanlışlığı iyileştirmeni istiyoruz. Bundan sonra merhamet vermek istiyoruz ki biz de merhamet alalım. Birbirimizi, kardeşlerimizi yargılamak istemiyoruz ya Rabbim ki biz de yargılanmayalım. Ya Rabbim bizi bizden kurtar, bizi benlikten kurtar, bizi kibirden kurtar. Bizi sevginle vaftiz et. Bizi sevginle donat. Bizi güçlendir. Göksel babamız, sana yücelik olsun, şükürler olsun. Biricik oğlunu gönderdiğin için, mükemmel oğlunu gönderdiğin için. Benim yerine onu çarmıkta ölmesine izin verdiğin için. Beni o kadar sevdiğin için. Ben buna layık değilim. Ama sen beni çok sevdiğin için bunu yaptın. Senin ismine yücelik olsun. Senin ismin yücelsin. Bu ülkenin, bu vatanın dört köşesinde senin ismin yankılansın. Kutsal ruhun essin her yerde. Gücünü göster, yüzünü göster, mucizelerini göster ya Rabbim. Değiştir, değiştir, değiştir ya Rabbim. Hikmetli sözlerin ilan edeyim dünyaya.
ailesinde kanser olanlar ve o korkuyla yaşayanlar, kalp kırıklıkları, İsa! 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 Şifa ver bana! Senin eteğine tutunuyorum, tek elinizle tutunun onun eteğine. İyileştir beni. Sana inanıyorum, sana iman ediyorum. Şifa ver bana. İsa. Öne çıkın. Ve deyin ki ben İsa Mesih'i kalbime çağırmak istiyorum. Ben hayatımı ona adamak istiyorum. Hayatımın değişmesini istiyorum. Rabbin sizi daha çok kullanmasını istiyorsanız, o hizmete kendinizi adıyorsanız gelin. Gelin, eğilin önünde, eğilin Rabbin önünde. İsa Mesih adına iyileş. İsa Mesih adına Rabbin kızı, kralın kızı. Sevgi dolu bir insan, hiç ayrım yapmadan, hiçbir insan ayrımı yapmadan, yürekten, gönlünü koya koya o dualar ediyor ve o dualarda tutuyor. Onun sayesinde tembel ruhumuz azaldı. Onunla birlikte kutsal kitap okumaya başladık. Zamanımız daha güzel geçmeye başladı. Evde kutsal ruh gezmeye başladı. Herhalde ayıp değil. Hani benim eşim 10 senedir vefat etti. Rab'den istiyorum imanlı bir eş. Ve Işık abla bana, hiç ben ona dememiştim bunun için dua edelim. Ama o bana demişti, Saşıcığım dedi, ben senin için dua ediyorum. Hani sıkıntılarım oldu, çocuğum, annem, babam hastaydı. Ve bana bir günde bir kere dedi ki, ben senin için dua ediyorum ama Rab bana gösteriyor, bir kapılar açıyor senin önünde. Bir kapılar açılacak. Ne kapılar bilmiyorum. Hamdolsun Rab karşıma çıkardı geçen sene. Pastörümle paylaştım, söyledim. Böyle birisi İzmir Kilise'den, Kuşadası Kilise'den kardeşimiz. 10 senedir imanını biliyor. Hamdolsun şimdi diyorum hep bir kapılar açacakmış Rab diyordunuz dedi. Daha sonra geçenlerde söylemiştim. Hamdolsun dedim Rab. Rab'den istedim. Herhalde dedim Rab size bunu göstermiş bu kapıları. Yani babam için dua ettik. Babam hamdolsun babam tövbe etti. Rabbin yanına gitti. Hep Işık abla da hep dua ettim. Rica ettim dualarımızı. Yani Işık ablayı çok seviyoruz. O bir tane.